İyi abi gelsin. Da fıstık. Taraklar kolaylıkla ulaşmış. Taraklar güzel ama başka zarar, büyük bir zarardan dolayı. Bu kırmızı örümcek zararı var ya. Bak yan yan yürüyen böcek. Bu en paska bu kızı. Ama ikisi var işte. En paska. Evet. Emin kendi yapmış. Müdürüm şurada. Emici ağzı olduğu için bunun suyunu almış ve nerede o mühendis arkadaşım nerede? Daha fazla verilmemeli. Potasyum verilmeli ki koza tepkisi alsın ve kozalar daha iyi olsun diye. Burada metredeki koza sayısı ortalama. Sayıyoruz. Metredeki koza sayısı. Aynen. Yani böyle bir ortamda, böyle güzel bir ortamda devletin böyle verdiği bir imkanla devletimizin de... Bu diğer ilk aşaması, bu da ileri aşaması. 9 aydır Aloz Rahat Doktor'un projesiyle üreticimizin bütün problemleri çözmek için sahadayız. Bizdeki Aloz Rahat Doktor'u hattım var. Bu hat üzerine gelen ihbarları biz yönlendiriyoruz. Kendimiz çözemediğimiz zaman üniversitedeki hocalarımızla bir araya gelerek eşleştirme yapmışız. Tarla bitkilerinde ayrı, bahçe bitkilerinde ayrı, endüstriyel bitkilerde ayrı, hayvancılıkta ayrı ve balıkçılıkta ayrı olmak üzere bir de arıcılık için ayrı bir sistem kurduk. Bizim yaptığımız iş aslında hastanın ayağına doktoru götürmek. Ancak telefondan ve görüntülerden veya da videolardan biz işi çözebiliyorsak hiç tarlaya gitmeden işlemi bitirmiş oluyoruz. Üreticimiz problemini anlatıyor. Eğer biz telefonla çözemezsek gelip kendi aracıyla bizim arkadaşlarımızı ve üniversite hocalarımızı alıp tarlanın başına kadar, bitkinin başına kadar giderek problemi çözmeye çalışıyoruz. Zarar veremiyor. Sadece dışarıda siyahlaşma olarak taraklara zarar veriyor. Özellikle bizim Şanlıurfa'mızda gübre kullanımı, ilaç kullanımı ve çevreye verilen zarar biraz fazla. Biz bu Aloz Rahat Doktor'umla bu etkiyi en aza indirmeyi, çevreyi korumayı ve çevreye saygılı bir üretim yapmayı da planladık. Bunun için de arkadaşlarım gayret ediyor. Çiftçilerimiz bizim de verdiğimiz reçetelere uyuyorlar. İnşallah verimin artışıyla beraber çiftçilerimiz bu Aloz Rahat Doktor'un projesinin faydasını görecek ve daha fazla bir rağbet olacağına inanıyorum. Şu anda boş günümüz hiç yok. Biz randevu sistemini aldık. Bütün ilçe müdürlerimiz ve ilçe müdürlüğündeki teknik ekip arkadaşlarımız da bu projenin içerisinde. İlçelere o arkadaşlarımız gidiyor, görüntüleri merkeze atıyorlar. Biz merkezden bunu Ziraat Fakültesindeki hocalarımıza gönderiyoruz. Sistem aslında dijital tarımın, dijital teknolojinin en hızlı uygulandığı bir sistem. Potasyum gübre verecek. Azottan vazgeçecek. Yani. Azot az vereceğiz, potasyum vereceğiz, kökü güçlendireceğiz. Yaprak gübre. Hem ilaç kullanımını azaltıyoruz, hem gübre kullanımını azaltıyoruz, hem su kullanımını azaltıyoruz, hem de çiftçimizin zaman kaybı ve bu zaman kaybından doğacak olan ekonomik kaybını engellemiş oluyoruz. Dünyada şu an tarım 4.0 konuşulmakta, dijital tarım konuşulmakta. Şimdi tarım il müdürlüklerinde ziraat doktorum olarak yapmış oldukları bir proje var. Siz tarlada herhangi bir bitkinin probleminin fotoğrafını çekiyorsunuz. Çektikten sonra size kısa bir zamanda tarım ilçe müdürlüklerinden ziraat mühendislerini yönlendiriyorlar. Bu da tarım 4.0'a, dijital tarıma, tarım il müdürlüklerimizde geçmiş olduğunun bir kanıtı. Tarım Bakanlığı'nın ve tarım il müdürlüklerinin bu yönde çalışmalarını takdir ve tebrik etmekteyiz. Sistemimizde bir denki arka tarafta ileri aşamada ise kirli bir kızılığı vardır. Aynen. Yani kirleniyor yani bu arka tarafta. Bile. Mat bir şeyi vardır.